sevgili YouTube takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz efendim. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz? Balıkesir, Gönen. Gönen'de kaldık, içindeyiz. Gönen'in içindeyiz efendim. Çok da uzaklara gitmedik. Gönen'in hemen kıyılarında, eteklerinde, yaklaşık 500-600 metre, 1 kilometre diyelim uzaklıkta mini bir çiftlik. Ama tabii masraf gerektiren bir çiftliğin içindeyiz. Toplamda 4150 metrekare arsa, tarlası bulunan ve sağ tarafa çektiğimiz zaman evet otları iyi olan bir arkadaş görüyoruz yan tarafta. Kas çiftliğini biraz önce çektik. Efendim görmüş olduğunuz bu alanı ekmiş. Tanıtalım kim? Bu arazinin sahibi. Bayram değil mi? Bayram, evet Bayram Bey bu çiftliğin sahibi. Bu arazinin sahibi. Efendim burayı kiraya vereceğiz. Burada koyun bakabilirsiniz. Kapalı sistem olmak kaydıyla tabii ki. Şu alanı tel örgüyle çevirerek bu arazinin içinde evet saklı tutarak bu sağ tarafta böyle tarlalar var Bayram abi. Doğru mu? Doğru. Yani hasat döneminden sonra buralarda otlama yapılabilir mi? Yapılabilir. Bırakılabilir mi? Bırakılabilir. Bayram abi şimdi biz buraya ilk gelenlerdir. Allah nasip ederse. Nasip ederse. Mini çiftlik arayan çok insan var. Böyle şehri terk edeyim. Küçük bir ilçeye, küçük bir köye kaçayım, gideyim, sakin kafa. Burada etrafta ağaçlar var, kuşların sesini duyuyoruz, cıvıltılar var. Yer çok güzel, Gönen'e bisikletle, motosiklete ulaşmak sorun değil. 5 dakika. Doğru, 5 dakikada Gönen içindeyiz. Efendim Bayram Bey çiftliğin sahibi ve biz bu çiftliği Bayram Bey aracılığıyla bize kiralama yetkisini verdi. Destan Emlak olarak biz de bunu kabul ettik. Ve efendim bizim aracılığımızla ekranda telefon numaralarımız olacak. Detaylı bilgi almak istiyorsanız, evet detaylı bilgi almak için o telefondan bizlere ulaşıyorsunuz. Tabii bu arada kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum. Efendim kira bedelimizi hemen Bayram Bey'den duyuyoruz. Kira bedeli 1250 lira diyor. 1250 lira aylık kira bedeli talep ediyor Bayram Bey. Ama 4150 metrekare ve Gönen'in hemen dibinde görmüş olduğunuz gibi etrafta yeşillik. Şuraları gösterelim. Yan tarafta da koyun bakıldığını da gösterelim. Yakın çekimi hafifçe al koyunları. Efendim ağaçlar, yeşillik, kuş sesleri. Evet burada apartman daireleri yok. Binalar yok. Çok büyük. Tek tek böyle tek katlı binalar var buralarda. Böyle hayvancılık yapan, tavuk, kaz gibi hayvanlar bakan insanlar var bu gölde. Hobi bahçesi yaparak buralarda takılan insanlar var. Efendim biz Bayram Bey'le hemen içeriği tanıtmak için giriş yapmaya başlayalım. Buraya masraf lazım efendim. Birazcık masraf var. Bayram Bey diyor ki ben hiçbir şeye karışmam. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet birazcık ketum bir ev sahibi. Paraya kıyamıyor. Çok masraf yaptım diyor. Başka ev yaptırıyor sanırım. Oraya harcamış paraları bitirmiş. Oraya harcayacak param yok şu an diyor. Saygı duyuyoruz. Bayram abi çok teşekkür ederiz. Bize bu konuda yardımcı oldun. Ama burayı biz kiraya vereceğiz. Hemen iç tarafını tanıtalım. Gerçekten masraf gerekiyor. Böyle bir yer tutmak ve ben buranın masrafını yapıp güzel bir mini çiftlik yaparım derseniz burası tam sizin aradığınız gibi bir yer. Efendim Bayram Bey kaç tane en az? 5 30 tane büyük baş bakılır. 30 tane büyük baş bakılabilir. Evet. Bir 50, 70, 100. 100 tane koyun falan bakılabilir. 100 tane koyun da bakılabilir burada. Bu ön tarafını hobi bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Etrafını kapattığınız zaman ördek, kaz gibi hayvanlar bakabilirsiniz. Tavuk kümesi oluşturabilirsiniz. Sol tarafta bir adet asmamız. Yan tarafında ayva ağacımız var. Bir tane arkada incir var. İncir var. Bir tane de burada ayva var. Erik galiba o alt taraftaki. Erik var, tut ağacı var. Erik var, dut var. Ve sizler bu ağaçları çoğaltabilirsiniz efendim meyve ağaçlarını. Mini bir de hobi bahçesi oluşturabilirsiniz. Efendim kiramız 1250 lira ve damın içini tanıtalım. 5 sene kira kontratı yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Çünkü yapan kişi masraf yapacak. Ona göre evet karşılıklı anlaşma sağlanırsa daha da uzatılabilir. Tabii. Düzenli ödeme olursa. Buyurun çekimi içeriye doğru gidelim. Evet otların bereketini görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir ot var buralarda. Efendim hemen böyle burayı gösterelim. Bayram abi biraz tadilat gerektiğini söyledi. Doğru söylemiş. İçinde kendince kendinden artan fazla eşyalarını depo olarak koymuş. Buraya kullanmış. Bir adet burada yemliğimiz var sağ tarafta. Efendim bu odada görmüş olduğunuz eski biraz takım malzemeler var. Burayı tuvalet haline getirebilirsiniz. Burada tuvalet de yok. Mutfak tuvalet bir arada orada kullanabiliriz. Ve damın içine geldik.
Evet, mini bir dam ama betonarme, böyle betondan yapılmış direkler var efendim. Çatısı sağlam görünüyor. Sağ tarafta küçücük bir tadilat gerekiyor. Orayı da onardıktan sonra buraya, evet, 5-10 lira gibi bir para harcarsanız, yani ben 10 diyeyim, siz 20 bin deyin, daha iyi bir hale getirirseniz güzel bir yaşam alanı elde edebiliriz. Evet, damın içini görüyoruz. Herhangi bir kılan bir şey. Sadece sanırım şurada bir çatıda bir tadilat gerekiyor. Evet, bir de öbür köşede var. Bayram abicim, bu tadilat konusunda burayı kiralamayı talep eden kişiye yardımcı oluruz değil mi? Olur olur. Tamam. Yardımcı da olacağını söylüyor. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Vedamızı yapacağız inşallah. Hafif böyle bahçeleri de çekelim. Sağ tarafta dışarıda Emre Bey. Sağ tarafı da çeker misin? Orada da arazimiz var. Toplam 4150 metrekare. Evet, sağ tarafa doğru ilerlediğimizde kendi otlarımı alırım diyorsun. Sonraki ot kiracıya ait. Tamam. Efendim, arka bölümü de görmüş olduk. Burada da tahliye kapısı var bu damda. Sınırlarımız şu yeşil görmüş olduğumuz alan ve sınır boyunca ağaçlarımız var efendim. Evet, yeşilin reglas otunun son ekim bitimine kadar devam ediyor. Efendim, destan emlak aracılığıyla kiraya vereceğimiz bu kiranın aylık kira bedeli 1250. Evet, Bayram abi mal sahibi, 5 yıllık kontrat vaat ediyoruz. Sözleşmeyi yaptıktan sonra, evet, 1250 lira kirayla burayı tutarak, biraz tadilat da yaparak, evet, güzel mini bir çiftlik ve Gönen'e çok yakın, bisikletle yürüyerek dünyaca ünlü Gönen kaplıcalarının olduğu, evet, Gönen'de mini bir çiftlik sahibi olabilirsiniz. Efendim, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenirsiniz şimdiden teşekkür ediyor. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ve diyorum ki yeni bir çekimde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.